Evet, şu an Malta'ya geldim. Avenida de America. Burası meydanın ismi. Şimdi ta Roma'da bir hafta önce hostelde tanıştığım Cristina adlı İspanyol arkadaşla buluşacağım. Onda kalacağım. O da böyle çantalı, sırt çantalı seyahat eden biri olduğu için durumdan anlıyor. Onun evine kadar bütün gün otobüste oturarak geçtiği için yaklaşık 5 kilometre yürüyeceğim. 1 saat sürüyor ama umurumda değil. Yürümek, hareket etmek istiyorum. Burada ortam şu şekilde. Şu an pek bir şey yok. Yolda bakalım. Hem yürürken şehri de daha iyi tanıyorum. O yüzden hoşuma gidiyor yürümek bilmediğim yerlerde. Bu şekilde devam edeceğiz. Kaç gün buradayım bilmiyorum. Göreceğiz, bakacağız. Şimdilik bay bay. Şu ana kadar yolun yarısını yürüdüm. Yarım saat geçti herhalde. Diyebilirim ki Real, yani Madrid Barcelona'dan çok daha büyük bir şehir gibi görünüyor. Benim fark ettiğim o. Ayrıca şurada karşıda refugees welcome. İltica eden insanlar için muhtemelen Suriye'den gelenler, Afrika'dan gelenlere hoş geldiniz diyorlar. Hoş yani. Bunu çoğu ülke yapmış değil, yapmıyor. Yalnız çok sıcak. Beton ormanı kaynıyor. Evet, arkadaşımla buluştum. Beni şeye getirdi, sokak sanatçılarının tiyatrosuna getirdi. Şimdi buranın adı ne? Palacio de Cibeles. Evet, burası. Burada anladığım kadarıyla hayat kadınları ve insanların alınıp satılması, köle gibi alınıp satılması ile ilgili bir oyun var şu an. Oyun oldukça kısa, bir defa oynadılar. Şimdi bütün meydanlarda bunu tekrarlayacaklarmış, bu kısa oyunu. 8 tane daha meydan daha olacakmış. Saat 11'e kadar, şu an saat 9 gibi falan. Böyle grup halinde insanlar, herkes seyircileriyle beraber dolaşıyor tiyatro Madrid sokaklarında. Şimdi ikinci yerimize geldik. Aynı oyun 8 ayrı yerde değilmiş. 8 tane ayrı oyun 8 ayrı yerde oynanıyormuş. Buraya geldik şimdi burada. Bana da böyle biraz şey gibi oldu. Şehir gezintisi, değiş meydanları, oyunlarla beraber. Şimdi bir başka noktaya gidiyoruz. Sanırım 4. oyun olacak. Aa, bu arada burada bir yerde yangın çıkmış. Burası yaygın olarak nasıl diyeyim? Hayat kadını diyeceğim. Doğru kelime mi bilmiyorum. Neyse. Yapıldığı görüyorsunuzdur yan tarafta falan. Ama burası şehrin merkezi yani. Zaten oyunlarında da buna karşı durmaya çalışıyorlar. Bu konunun üstüne eğiliyorlar tiyatro oyunlarında. Enteresan bir gün oluyor benim için. Oyunların sergilendikleri yerleri de özenle seçiyorlar herhalde. Erotik Shop, Sex Shop, Erotik Palace yazan bir yerin önünde şu an oyun oynanıyor. Madrid'de Cristina'nın evindeyim. Roma'da da hostel tanıştığım arkadaş. Çok ilginç. Hindistan'dan aldığı bir enstrümanı gösteriyor bana. Şu an hiç ses yok ama birazdan yavaş yavaş artacak frekans. Wow. Evet, şu an Madrid'deyim. Roma'da hostelde tanıştığım Cristina adlı arkadaşın evinde. Ortam çok hoşuma gitti benim. Böyle Hindistan'dan aldığı şeyleri, eşyaları çok hoşuma gitti. Mesela şunu göstereyim. Ev çok şirin, çok tatlı. Böyle yukarıda bir tane meditasyon için yeri var. Hindistan'dan aldığı halılar falan. Ben şu an ne yapıyorum? Tino Gonzalez'i Extremadura'da ziyarete gidiyorum. Yaklaşık 6 sene sonra Türkiye'de tanıştık. Çok kafa, çok kıyak bir adam. Cristina'ya her şey için teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar. Otobüs durağına yürüyeceğim yine. Bay bay.